İyi akşamlar. Ekodinamiğe hoş geldiniz. Ekonominin dinamikleriyle yeniden karşınızdayız. Ekonomide hızlı hareketler devam etmekte. Özellikle piyasalar tarafındaki oynaklık yine gündemde. Küresel ticaret savaşlarının kızışmış olması dünyayı etkilemeye devam ediyor. Tabii ki Türkiye'ye yansımaları da var, ancak diğer tarafta Türkiye'nin kendi yeni ekonomik sistemi içerisindeki yürüyüşü de büyük önem taşımakta. Bu atmosfer açısından baktığımızda reel ekonominin ilerlemesi büyük önem taşımakta. Sanayi üretim verileri ise bu hafta olumlu bir manzara çizdi. Beklentilerin üzerinde %6,4'lük bir sanayi üretim artışıyla karşılaştık Mayıs ayı itibariyle. Yani reel ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. 2017 ile karşılaştırdığımızda manzara nispeten pozitif diyebiliyoruz. Pozitif manzarada elbette ki en önemli faktörlerden biri de şüphesiz ki enerji. Enerji ihtiyacı reel ekonominin olmazsa olmazı. Peki enerji cephesinde neler olmakta? Özellikle Türkiye enerji piyasası, elektrik piyasası ne durumda? Bursa'daki tablo nasıl? Ve özellikle vatandaşın kullanımına dönük kolaylıklar neler? Bu akşamki yayınımızda bunları masaya yatıracağız. Program konumu sizlere tanıtmak istiyorum. Sayın Ali Erman Aytaç, Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Feridun Bey. Davetiniz için de teşekkür ediyorum. Evet, hareketli bir alanı temsil ediyorsunuz. Enerji, enerjik bir yayınla beraberiz konuklarımızla, elbette ki seyircilerimizle. Enerji piyasası çok dinamik bir piyasa. Özellikle de devletten, yani tek el olmaktan çıktıktan sonra özelleşme süreciyle birlikte bir tür artık neredeyse borsa niteliğine doğru giden bir kavram var. Günlük saatlik fiyat değişimleri var, biliyoruz. Arz ve talep değişkenlikleri de dikkat çekiyor. 2018'in de yarısını devirmiş durumdayız. Genel anlamda baktığımızda bu yıl itibariyle manzara nasıl elektrik piyasasında? Bahsetmiş olduğunuz gibi belki müşterilerimizin, vatandaşların çok gündeminde değil bu arka taraftaki işleyen borsa yapısı, ama orada çok dinamik bir yapı var. Elektrik fiyatları arz ve talebe göre, yani sistemin o an ürettiği elektrik miktarı ve o anki çekiş miktarına göre dinamik olarak fiyatlanıyor. Bu fiyatlar da tabii ki Türkiye'deki üretim kaynaklarının çeşitliliğine de bağlı. Özellikle son yıllarda yapılan yatırım çalışmalarıyla beraber hızla yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı arttı. Ama buna mukabil yine üretimdeki portföy yapısına baktığımızda üretimimizin yaklaşık yarısı yine yabancı kaynaklara dayalı. Yani doğalgaz artı ithal kömürü koyduğumuzda yaklaşık %50'lik mertebelere geliyor. Eskiden çok daha yüksekti, 60'ların da üzerindeydi. Bu sene inşallah biraz daha aşağısına geçeceğiz. Dolayısıyla bu ithal kaynaklarda dövize dayalı kaynaklar olduğundan o taraftaki etki hissedildi. Arka taraftaki enerji borsası tarafında saatlik piyasa fiyatlarına baktığımızda geçen senenin üzerinde seyrettiğini görüyoruz dövizdeki artışların da etkisiyle. Ama bu sene kışın da biraz ılıman geçmesiyle beraber talepteki o düşüş artı özellikle doğalgaz tarafında eskiden çok sıkıntılar yaşıyorduk. Yani İran'da havalar soğuduğunda bizim gazımız kesiliyordu. Rusya'dan gelen hatlarda bir teknik sıkıntı olduğunda kışın sıkıntı yaşayabiliyorduk. Ama hem Tuz Gölü'ndeki depolama tesisinin devreye girmesi hem de yurt dışından sıvı olarak aldığımız doğalgazla bu kışı çok rahat bir şekilde geçirdik. O eskiden görülen özellikle sanayi ya da demir, çelik, çimento tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde görülen kesintiler de yaşanmadı. Fiyatlar da çok ciddi böyle mertebelere sıçramadı. O açıdan da rahat bir kış artı hidroelektrik kaynaklarının beslemesiyle rahat bir bahar geçirdik diyebiliriz. Yani özetine baktığımızda kaynak açısından rahat bir yıl söz konusu şu ana kadar baktığımızda. Arz tarafı güçlü görünmekte, ancak fiyatlama açısından özellikle dövizin olumsuz etkilerini hissettiğinizi ifade ediyorsunuz. Bu da herhalde karlılığı olumsuz etkilemekte sektör adına. Nasıl bir tablo var bu tarafta? Sektör adına baktığımızda özellikle yenilenebilir kaynaklarda dövize dayalı bir satış fiyatı var. Dolayısıyla bir yandan o taraftaki borçluluk nedeniyle dövizdeki artışın olumsuz bir etkisi olurken, satış fiyatlarının yine döviz üzerinden olması nedeniyle en azından yenilenebilir kaynaklarda çok ciddi bir sıkıntı yok, onu söyleyebiliriz. Ama doğalgaz ya da ithal kömür gibi dışarıdan birebir fiyatlayarak aldığımız ürünlerde tabii ki bir artış söz konusu. Sadece bu döviz kurundan da etkilenmedi tabii. Petrol fiyatlarındaki artışla beraber zaten döviz bazındaki fiyatları da hem doğalgaz tarafında hem de ithal kömürün o baz fiyatlarında bir genel artış da gündeme getirdi.
Yani Türkiye açısından fiyatlar önemli şu anda ama baktığımızda hep EDK'nın tarifeleri var. Netice itibariyle vatandaşı o maliyet kavramı tam anlamıyla henüz yansıtılmış değil. Sanayi cephesinde farklı dinamik bir yapı var bildiğim kadarıyla. Evet. Son kullanıcılar açısından tablomuz nasıl? Son kullanıcılar açısından geçen seneki fiyatlarla kıyasladığımızda iki tane fiyat ayarlaması yapılmıştı. Bir tanesi Ocak'ta, bir tanesi de Nisan'da olmak üzere. Toplamda %11'e yakın, yani enflasyon mertebelerinde diyebileceğimiz bir artış yaşandı. Esasında diğer taraftaki o maliyetli artışlarının, yani esas üretim kaynağındaki maliyet artışlarının çoğu henüz tarife yansımış durumda değil. Yansıyacak manasında da söylemiyorum ama şu an için o sürdürülebilir bir şekilde yürüyor. Özellikle o yenilenebilir kaynakların devreye girmesiyle bu taraftaki o paçal fiyatlarda nispeten daha az bir artış olduğunu görüyoruz ithal kaynaklardan kaynaklanan. Dolayısıyla o noktada artık önümüzdeki dönemdeki EPDK'nın tarif ayarlamalarına bakacağız. Bahsettiğiniz gibi büyük sanayicilerde özellikle farklı bir modele geçildi Nisan itibariyle. Orada da direkt enerji borsası fiyatlarının endeksli bir yapı çalışıyor. Orada fiyatlar yükseldiğinde bu tip tüketicilerin fiyatı da artıyor. Borsadaki fiyatlar düştüğünde bu tüketicilerin fiyatı da değişiyor. Orada saatlik ve aylık bazda günü gününe değişen, takip edilmesi gereken bir yapı oluştu. Ama gördüğümüz kadarıyla son aylarda özellikle kur baskısı nedeniyle sanayicinin yükü enerji tarafında artmış gibi bir parça şikayetler de geliyor o taraftan. Herhalde önümüzdeki dönemlerde kurların belki de sakinleşmesiyle daha uygun fiyatları görebilecekler herhalde. İnşallah temennimiz o ama tabii Bursa'mızın bir şansı da ihracat ağırlıklı bir kent olması. Belki diğer şehirlerde bu kurdaki artışların daha olumsuz etkileri gözükebiliyor eğer gelirleri TL cinsindense oradaki sanayicilerin. Ancak işte hem elektrik açısından baktığımızda hem diğer ara mallarda dövizin olumsuz etkisi oldu ama Bursa'mıza ihracat fazlası veren bir şehir olduğu için bu taraftaki artışlardan da umarız sanayicimiz daha makro açıdan baktığımızda olumlu etkilenmiştir. Daha önce özellikle öne çıkan bir vurgu vardı. Yenilenebilir enerji üretimi Türkiye için büyük önem taşımakta ve bundan sonra da özellikle fiyat kontrolü açısından da herhalde bunun payının artması büyük önem taşıyor. Ama ağırlıklı şimdiye kadar doğalgaz öne çıkmakta gördüğümüz kadarıyla petrol ve türevleri diğer tarafta. Yenilenebilir çevreci dediğimiz bu yeşil enerjide şu anki tablomuz nasıl? Umut var, bir gelecekte var mı önümüzde? Var. Özellikle belki bir 5-6 sene geriye baktığımızda hidroelektrik kaynaklarımızın ciddi bir miktarının kullanılmadığı, rüzgarda çok az kapasitenin devrede olduğu, güneşin hiç neredeyse olmadığı bir yapıdan bahsediyorduk. Ama özellikle bu son 5 senedir önce hidroelektrik kaynaklar üzerindeki tüm projelerin tamamlanması diyebileceğimiz bir seviyeye gelmesiyle rüzgar projelerinin özellikle bizim coğrafyaya baktığımızda Karacabey'den başlayıp Karacabey, Bandırma, Çanakkale, daha sonra da İzmir, Çeşme'ye kadar inen bantta çok ciddi bir rüzgar havzası var. O taraftaki rüzgar projelerinin hayata geçmesiyle son dönemde de güneşle ilgili geçen sene iki büyük ihale yapıldı. Biner megawattlık güneş ve rüzgar projelerine yönelik. Bu ihalelerin de bir önemli özelliği şu, sadece rüzgar üretim ya da güneş üretim santrallerinin kurulması değil, aynı zamanda buraların panellerini, güneş panellerini ya da rüzgar türbinlerini üreten fabrikaların da yine Türkiye'de yapılmasını içeren bir ihale modeliydi. O iki ihale de tamamlandı. Şimdi bir yandan bu güneş panellerini ve rüzgar türbinlerini üretecek fabrikaların yapılandırması devam ederken, fabrikalar bittikten sonra da burada üretilen, yani Türkiye'de yerli malıyla yerli destekli üretilmiş türbinlerin de sahada konulmasıyla beraber hem teçhizat aşamasında hem de yerli kaynaktan elektrik üretimi anlamında da ciddi bir mesafe kat edilmiş olacak. Oranlara baktığımızda güneşin zaman zaman Türkiye tüketiminin %5'lerine ulaştığını, rüzgar tarafında yine %10'lara ulaşıldığını, bazı saatlerde %10 üzerine geçildiğini görüyoruz. Bu da bizim üretim yapımıza baktığımızda çok sevindirici sonuçlar. Sonuçta yenilenebilir kaynaklar işletme aşamasında yapılan yatırımdan sonra çok cüzi işletme maliyetleriyle yönetilebilen kaynaklar. Dolayısıyla bunların payı ne kadar artarsa bizim o enerjideki ortalama maliyetler de o kadar aşağı gelecek.
Yani ucuz enerji fırsatını da verecek yenilenebilir enerji kaynakları aynı zamanda da yabancı olan bağımlılığımızı azaltacak. Azaltacak. Bunlar önemli. Tabii teknolojisinin de yerli olması burada büyük önem Evet. taşımakta. Evet, genel durumu kısaca özetlediniz. Peki satışlar tarafında ne var? Özellikle sizi ilgilendiren bölge merkezi Bursa olan bir bölge. Satışlarda sizin mecburiyet alanınız açıkçası. Peki Bursa ve civarında satışlarda durum nasıl şu an itibariyle? Geçen seneyle kıyasladığımızda %3,5-4'ler civarında, aylar bazında farklılık gösterse de o mevsimsel etkilerden dolayı büyümemiz devam ediyor. Türkiye açısından yani elektrikteki bu büyüme artık belirli bir standarta oturmuş durumda. Belki bir 10 sene öncesine baktığımızda gerçekten %7'ler 8'ler civarında elektrikte artışlar görüyorduk. Orada hem fazla elektrik tüketen bazı sanayi tesislerinin bu tarafa kayması hem de konfor seviyesinin biraz daha artması nedeniyle daha ciddi oranlar söz konusuydu. Ama artık son yıllarda bu %3'ler, 4'ler, 5'ler bizim açımızdan makul büyümelere geldi. Çünkü bir yandan verimlilik projeleri devam ediyor. Artık o bizim için önemli olan elektrik kilowatt saatinin, toplam ülke kilowatt saatinin büyümesi değil. O kilowatt saat başına alınan birim faydaların büyümesi. O zaman biz kendi açımızdan enerjiyi verimli kullandığımız kanısına da varıyoruz. Şimdi hem konutlar bazında daha verimli cihazların kullanılması hem sanayide eski teknolojilerin çıkıp yeni teknolojilerin gelmesi ya da fazla elektrik tüketen ağır sanayinin biraz daha farklı yerlere kaymasıyla beraber %3,5-4'ler bizim açımızdan sürdürülebilir duruma gelmiş duruyor. Evet, netice itibariyle bir büyüme var. Diğer bölgelere kabaca baktığımızda sizin satış bölgeniz nasıl bir seyirde? Yani şöyle iller bazında da çok farklılık göstermiyor. Hatta bizim bölgenin büyümesiyle Türkiye'yi de genel olarak kıyaslıyoruz. Bazı senelerde Bursa'nın Türkiye'nin üzerinde olduğu seneler olmuştu elektrik tüketiminin büyümesi açısından. Ama son 2 senedir yaklaşık Bursa'nın tüketim artışıyla Türkiye'de paralellik gösteriyor. O noktada da bizim taraftaki o şans dediğimiz gibi işte Bursa'nın sanayi ağırlıklı bir kent olması çok şükür o tarafta bir gerilemenin olmayıp hatta yeni yatırımların ya da kapasite artırımlarının devam ediyor olması da bizler açısından sevindirici bir durum. Evet, burada tüketim önemli. Evlerde, sanayi kuruluşlarında enerji hatlarıyla gelirken açıkçası tüketim var, kayıp var, kaçaklar var. Türkiye'de farklı farklı illerde farklı tablolarla usulsüz kullanımlar var. Evet. Bu tabloyu biraz isterseniz irdeleyelim. Özellikle usulsüz kullanım anlamında ve bazı bilgilerin güncellenmesi anlamında çalışmalar da var ama Bursa ve civarının durumunu özetlersek nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Evet, usulsüz kullanım belki zaman zaman kaçak kullanımla da karıştırılıyor. Onun bir açıklamak da gerekiyor. Sonuçta müşterilerimize bazen bu tip bildirimler yapınca işte biz kaçak kullanmıyoruz gibi geri dönüşler oluyor. Bu farklı bir konu. Türkiye'deki esasında tüm abonelik çeşitlerinde fiili kullanıcıyla o fatura üzerinde gördüğümüz adresin yani bizim kurumun sözleşmesel muhatabının aynı olması gerekiyor. Ama belki eski alışkanlıklar, belki işte bazı işte izin alamama nedeniyle bu tip sözleşmelerin güncellenmemesi nedeniyle dönem dönem yaptığımız tespitlerde fiili kullanıcıyla elektrik faturasındaki kişinin farklı olduğunu görüyoruz. Bizim açımızdan mevzuata göre usulsüz kullanım bu. Bu noktada bu tip bir tespit olduğunda müşterimize hatırlatıcı bir yazı yollayıp 15 gün içerisinde elektriği kendi üzerine almasını tavsiye ediyoruz. Zaman zaman işte ev sahiplerinin kiracılarına bunu devretmediği ya da aile işte büyüğünün vefat etmesine rağmen onun üzerinde kaldığı gibi durumlar söz konusu oluyor. Burada hem ortaya mağduriyetlerin çıkmaması açısından sonuçta sözleşmede kim yazıyorsa ev sahiplerinin zaman zaman kiracıları borçlanıp gitmiş olabiliyor. Biz sözleşmesel muhatap olarak o zaman ev sahibine gidiyoruz. O noktada bu tip sıkıntıların çıkmaması açısından biz mümkün olduğunca da zaten bu işlemleri çok kolaylaştırdık. İnternet şubemiz üzerinden 5 dakika içerisinde bir tek sayacının üstündeki numarayı alıp oradaki bilgileri doldurup kendi üzerlerinde alabiliyorlar. Çok gözlerde büyümesi gereken de bir iş değil. Eğer
Bizdeki bilgilerde ne kadar sağlıklı olursa hem o elektrik faturalarının muhatabı anlamında hem bizim düzenlediğimiz kampanyalar, diğer bilgilendirmeler açısından da çok daha sağlıklı bir işleyiş olacak müşterilerimizle birlikte. Doğru muhatap önemli hem müşteri açısından hem sizler açısından. Dolayısıyla da bilgilerin güncellenmesi hayati önem taşımakta. Bu anlamda uyarımızı da yapmış olalım ama bir başka uyarı da herhalde şu anda devam etmekte olan bir fırsatla ilgili. İmar barışı kavramıyla karşı karşıyayız. Konutu olan, herhangi bir binası olan ancak tapu kaydı olmayanlar için bir fırsat doğdu. Bir başvuru süreci var 31 Ekim'e kadar. O sürecin bir de size yansıyan tarafı var. Bildiğimiz kadarıyla elektrikle ilgili o tablo sizler açısından nasıl bir önem arz ediyor? Şöyle, çok önemli bir konu sorduğunuz için de teşekkür ediyoruz. Esasında bizim açımızdan baktığımızda toplam tüketimi değiştirmeyecek bir nokta. Çünkü bazı yerlerde günlük yaşamın sürdüğü ama bize abonelik noktasında sıkıntı yaşanan belirli bölgeler vardı. Burada iki çeşit olabiliyor genel olarak sıkıntı. Ya işte bir apartman yapılmış, yapı kullanım izin belgesi alınamıyor. Dolayısıyla o apartman hala şantiye üzerinden beslenip tek bir sayaçla binanın içerisinde 10 tane daireye daha sonra kendileri bir şekilde faturalaşma yapıyorlardı. Bu hem oranın yöneticileri hem yaşayanlar açısından sıkıntılı bir durumdu. Bazı noktalarda da yine bireysel abonelikler şantiye bazında alınmış ama yapı kullanım izni olmadığı için yine şantiye elektrik fiyatı üzerinden fiyatlanıyordu. Bu noktada son çıkan kanunla beraber imar barışı kapsamında o yapı kayıt belgesini getirdikleri takdirde müşterilerimiz artık kendi bireysel aboneliklerine kavuşmuş olacaklar. Biz biliyorsunuz iki şirket olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Limak Enerji tarafı müşteri tarafında, UEDAŞ dağıtım şirketimizi de teknik tarafta aboneliğin oluşturulmadan, abonelik başvurusu yapılmadan önce bizim UEDAŞ tarafıyla bir bağlantı anlaşmasının imzalanması gerekiyor. Oradaki tesisatın sağlıklı çalışıldığını gösterir durumda. O bağlantı anlaşmasının akabinde Limak Enerji'ye başvurarak da abonelik işlemlerini hemen çok rahat bir şekilde müşterilerimiz tamamlayabilecekler. Tabii sizin sunduğunuz çeşitli fırsatlar var. Fatura ödeme kolaylıkları var, indirim fırsatları var. Onları da soracağım. Dolayısıyla resmi kayda geçmiş olacak herhalde müşterileriniz bundan sonra imar barışıyla beraber size başvurduklarında, abone olduklarında bu anlamda da bu fırsatlardan da yararlanabilecekler herhalde. Tabii ki. O konulara belki girmek şimdi lazım mı bilmiyorum ama bizim açımızdan bakıldığında o doğru müşteriye doğru fırsatları sunmak çok önemli. Bu tarafta da bizim önemli olan kısmımız bilgilerin sağlıklı güncel tutulması. Son dönemde özellikle serbest olmayan tüketiciler manasında da harekete geçirdiğimiz hem SMS'le hem sokaklardaki direkler üzerindeki afişlerimizle bilgilendirmeye çalıştığımız bir kampanyamız da var. Biliyorsunuz serbest tüketicilik limiti EPDK'nın belirlediği ve yaklaşık 80 liranın üzerinde tüketim yapan müşterilerimiz için geçerliydi. Bu 2018'in rakamı ortalama. Evet, yaklaşık olarak. Her yıl değişiyor. Evet, her yıl hem limit değişiyor hem elektrik fiyatları değiştiği için biz oradaki tutarı da farklı söyleyebiliyoruz. Şu an 2000 kilowatt saatlik bir limit söz konusu. Bu noktada da serbest olan olmayan serbest olan ve olmayan arasında bir ayrım yapmadan Denizbank'la yaptığımız bir işbirliği çerçevesinde onların hazırlamış olduğu FastPay uygulaması üzerinden bir ödeme imkanı geliştirdik. Burada tüm banka kredi kartlarına açık bir durum söz konusu. Akıllı telefonu olan tüm müşterilerimiz FastPay uygulamasını indirerek oradan fatura ödemelerini yaptıkları takdirde %5'lik bir indirim imkanına kavuşmuş oluyorlar. 100 liralık bir fatura geldiğinde oradaki kredi kartından 100 lira çekilip ertesi gün 5 liralık bakiye de oradaki hesaplarına yansıyor. Bunu ister farklı fatura ödemelerinde kullanabilirler. Yani ertesi gün işte bir gaz faturası ödeyecektir ya da işte çocuğuna kontrol alacaktır vesaire gibi ya da ATM'lerden çekme imkanı da var müşterilerimiz açısından. Oradaki %5'lik indirim inşallah bankayla anlaşmamız kapsamında yıl sonuna kadar da devam edecek diye umuyoruz. Bu önemli bir fırsat açıkçası. Evet. Daha önce farklı indirim imkanları vardı ancak bu kez
%5'lik bir indirim imkanı evet, söz konusu. Ve de serbest olan olmayan tüketicilerin hepsini kapsıyor. Ayrım yok bu kez. Evet. Eskiden serbest tüketici olması önemliydi. Bu kez ayrım yok. Bu fırsatın kullanılması lazım. Ama farklı fırsatlar da var. Özellikle yılbaşından bu yana daha da öne çıkan, Türkiye'de de örnek kabul edilen çalışmalarınız oldu. Hizmet kalitesi açısından örneğin fatura tarihini belirleme konusunda imkanlar sundunuz. Ödeme esneklikleri vardı. Buradaki durum nasıl şu an? Müşterilerimizden gelen istek ve talepleri çok hızlı bir şekilde değerlendirip devreye dalmak istiyoruz. Bahsetmiş olduğunuz esnek fatura uygulaması da bizim müşterilerden en yoğun bir şekilde talebini aldığımız konulardan bir tanesiydi. Zaman zaman müşterilerimizin son ödeme tarihleriyle kendi gelir tarihleri arasında uyuşmazlıklar olabiliyor. Yani farz edelim biz sayaçları ayın 5'inde okuduk. O mevzuat gereği 10 günlük bir son ödeme süresi var. Ayın 15'inde biz son ödeme tarihini veriyorduk ama müşterimiz işte memur, işçi, emekli işte ayın 30'unda maaşını alması gibi bir durum söz konusuydu. Bu süre zarfında da hem gecikme faizi oluşması hem de eğer zamanda ödenmezse de elektriğin kesilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Bu kapsamda aynı kredi kartlarında olduğu gibi müşterilerimizin kendi son ödeme tarihlerini kendilerinin belirleyeceği bir uygulamaya başladık geçen sene. Artık ayın 30'unda maaşını alıyorsa ben 1 ile 10 arasında ödeme yapmak istiyorum diye bizim tarafta bir başvuru yaptığında bu başvuruları da gerek internet sitesi gerek çağrı merkezi ya da müşteri işlem merkezlerimiz üzerinden yapılabiliyor. Biz artık o son ödeme tarihini bu aralığa sabitleyip müşterimize herhangi bir sıkıntı oluşturmadan ödeme imkanı sunmuş oluyoruz. Bunun dışında yine aldığımız başvurulardan bir tanesi işte zaman zaman fatura ödemelerinin unutulması, atlanmasıydı. Biz burada bir ödeme performans puanlaması yaptık. A'dan E'ye kadar müşterilerimizi bir kategorilemeye tabi tuttuk. Bir tür karne diyebilir miyiz bunu? Evet, bir tür ödeme karnesi diyebiliriz. Geçen sene itibariyle A ve B grubundaki müşterilerimizin kesme işlemlerini kaldırdık. Onun yerine ne yapıyoruz? SMS atıyoruz. Çağrı merkezimiz üzerinden bir arama yapıyoruz. Bu ayki faturanızı ödemeyi unutmuşsunuz şeklinde. Dolayısıyla elektrik kesimine yol açmadan bu uyarıyı yapıp daha sonrasında da müşterimizin ödemesini sağlıyoruz. Bu sene, geçen sene AB kategorisini kesmezken bu sene C kategorisini de bu kısma dahil ettik. İnşallah bu yeni sistemimizle beraber 2016 ile kıyasladığımızda 2018 değerlerinde %50'lik kesmelerde bir düşüş gördük. Sonuçta arıza nedeniyle de olsa, borç nedeniyle de olsa müşterileri en çok rahatsız eden artık bu teknolojinin, iletişimin bu seviyelere geldiği durumda elektrik kesintileri %50 mertebelerinde kesme sayılarında bir azalış söz konusu. Bunu da ciddi bir şekilde müşteri memnuniyeti oluşturduğunu düşünüyoruz. Tabii bu hizmetlerden yararlanmak için bu hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak ve onları kullanabilecek ortamı bulmak gerekli. Evet. Bildiğim kadarıyla ödeme noktaları konusunda hassassınız. Onların geliştirilmesi anlamında çalışmalarınız oldu bugüne kadar. Diğer taraftan sanal alem üzerinden de imkanlar geniş biçimde sunulmakta. Bu açıdan baktığımızda durum nasıl? Hangi fırsatlar var? Sanal tarafta teknolojinin verdiği imkanları da sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Bu seneki yeniliklerden bir tanesi 2 ay önce devreye aldığımız E-Devlet uygulaması. E-Devlet biliyorsunuz son dönemde çok popüler. Artık çoğu insanın orada birkaç tane farklı giriş metodu var. E-Devlet'ten girip çeşitli bilgileri sorgulaması söz konusu. Dolayısıyla biz bu platformda da yer almak istedik ve ilgili kuruluşla bir protokol imzalayarak sistem geliştirmelerini tamamladık. İki ay önce devreye aldığımız sistemle beraber de E-Devlet üzerinden hizmet vermeye başlayan ilk enerji şirketi olduk. O taraftaki bu entegrasyon çalışmalarının diğer konulara başlamasıyla beraber aynı kendi sitemizde olduğu gibi abonelikle ilgili tüm işlemlerin yine E-Devlet tarafında kademe kademe devreye alınıyor bunların da hizmete girmesi. Tüm işlemlerini oraya bağlandıkları e-imza ya da işte PTT'den aldıkları şifreyle gerçekleştirebilecekler. Bu noktada o teknolojinin sunmuş olduğu imkanları da sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Bahsetmiş olduğunuz yüz yüze temas noktaları bizim için önemli. İsterseniz yüz yüze teması biraz sonraya bırakalım. Kısa bir aramız olacak. Peki. Ekodinamik reklamların ardından devam edecek.
Elektrik piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz ekonomik reklamların ardından devam ediyor. Program konuğumuz Sayın Ali Erman Aytaç, Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü. Efendim ilk bölümde özellikle Türkiye'de bu kışın olumlu geçtiğine dair sinyaller verdiğiniz kaynaklar açısından güzel arz kesintisi olmadı. Özellikle sağlayıcı ülkeler tarafındaki duruma da baktığımızda bu pozitifti ama biraz döviz, biraz petrol fiyatları can sıkacak şekilde borsayı, yani elektrik borsasını da hareketlendirmiş ama son kullanıcıya o kadar da yansımayan bir tablo var. Güzel bu anlamda %3,5-4'lük bir satış büyümesi Bursa adına çizdiğiniz tablo artık bir ortalama trende dönüşmüş gibi görünmekte ve imar barışına dair dikkat çektiğiniz nokta çok önemliydi. Bence önemli fırsatlar var, vatandaş bunu kaçırmasın. Diğer tarafta ise özellikle %5 indirim fırsatınız var. Dikkate alınması gereken esnek fatura imkanları var. Bilgiler güncellenirken diğer tarafta da E-Devlet üzerinden epey imkanlar sunulmakta olduğuna da artık dikkat çektiniz. Ama bir de vatandaş, hani ben belli bir yaştayım, henüz bu sanal dünyaya alışmadım dediğinde yüz yüze hizmet alabilmesi önemli. Bu açıdan merkezlerinizin durumu nedir? Evet, geçen sene itibariyle başladığımız bir yetkili işlem merkezleri süreci oldu. Şimdi kendimize ait noktalarımız zaten hizmet vermeye devam ediyor. Ama buradaki sayıları biraz daha genişletip hem de müşterilerimize çok daha yakın noktalarda hizmet vermek istedik. Daha önceden biliyorsunuz çeşitli fatura ödeme merkezleri var. Genelde de sıkıntılı haberlerle anılırlar. İşte vatandaşın faturasını ödediği halde ilgili kuruma yatmadığı, dükkan sahibinin belki çeşitli başka sorunları olduğu noktalarda. Şirketimiz BDDK lisanslı, yani bankacılık üst kurulu lisanslı şirketlerle anlaşma yaptı. Ve bu noktalarda bizim tabelamız altında, bizim himayemiz altında hizmet vermeye başladık. Yaklaşık 50 civarında bu tip noktamız mevcut 4 ilin toplamında. Eskiden Osman Gazi'de sadece genel müdürlüğümüzün altındaki yerde hizmet verirken, şimdi altı parmakta, dik kaldırımda, işte emek tarafında çok fazla sayıda yeni nokta açıldı. Yıldırım için keza aynı şekilde yeni noktalar söz konusu. Buralarda müşterimiz şirketimizin güvenliği altında abonelik işlemlerinin başlatılması, sonlandırılması, borç ödenmesi, güvence bedeli iade başvurularının yapılması gibi tüm işlemlerini çok daha artık kendilerine yakın bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Buradaki avantaj da şu, bizim kendi noktalarımızda tabii ki sadece elektrikle ilgili işlemlerin yapılabilmesi söz konusu. Bu noktalarda ise elektrik faturasını yatırırken yanında bir telekom faturasını, gaz faturasını yatırma gibi imkanlar da sahip. O noktada olumlu dönüşler de aldık. İnşallah 2018 yılında zaten ilk 6 ayda da açtığımız noktalar vardı. Sene sonuna kadar bir 10 noktayı daha hayata geçirip artık herhangi bir bekleme ya da işte yarım saat yol gidip de başka yerde işini halletme gibi bir durum söz konusu olmadan çok daha merkezi, ferah, iklimlendirmesi, konforu yerinde noktalarda hizmet vermeye başlayacağız. Sizin dediğiniz gibi internete aşina olmayan ya da oradan işlem yapmak istemeyen ya da belirli bir kitlede söz konusu bu müşteri işlem merkezlerimizin yanı sıra çağrı merkezimiz de, onu da belki belirtmekte fayda var. Evet. 444-6-646 tüm bu işlemleri konuşarak müşterilerimize hizmet sunma imkanına da sahip. Kısacası inovatif yaklaşımlarınız var açıkçası ulaşma konusunda da. Gördüğümüz kadarıyla yüz yüze internet çağrı merkezleri yaygın bir imkan var. Yeter ki vatandaş kullansın. Evet. Sonuçta bu imkanları yaratırken siz kurumsal anlamda da kendinizi geliştiriyorsunuz. Kendinizi geliştirirken de belli standartlara uyum sağlama süreciniz var. Sonra da bu giderek dünyada kabul görmüş bir alana doğru kaymış vaziyette. Mükemmelliyet kavramı çok önemli. Bu mükemmellik bir arayışa dönüşüyor. Sonrasında bir sisteme dönüşüyor. Belgelendiriliyor. Dünyada hatta yarışmaları yapılıyor. Siz de bu süreçlere girmiş vaziyettesiniz. Evet. Burada hangi aşamadayız? Geçen sene itibariyle 3 tane kalite belgesi aldık. ISO 9001, 10002 ve 27001'i artık şirketimiz incelemeden geçerek faaliyetleri arasında belirli bir standartın olduğunu, oradaki prosedürlere göre yaptığımızı kanıtlamış olduk ve ilgili kurumlar bize bu belgeleri takdim etti. Ama kalite artık çağımızın olmazsa olmaz konularından bir tanesi. Bir yandan da devamlı iyileştirmeler bizim sektör gibi belki geleneksel sektörlerde bile çok şirketler arasında çok önem arz ediyor. Biz de bu kalite belgeleriyle kendimizi sınırlı tutmayalım istedik ve bahsetmiş olduğunuz IFQM modeline niyetimizi gösteren imza attıktan sonra da çeşitli çalışmalar başladık.
Burada bir sürekli gelişen şirketteki o süreçleri sürekli olarak iyileştiren bir model söz konusu. İnşallah bu sene içerisinde Avrupa Mükemmellik Ödülleri kapsamında da şirketimizin yarışabilir nitelikli olduğunu düşündüğümüz için bir başvurumuz da olacak. İlk önce Bursa tarafında belki bir bu mükemmellik ödülleri konusunda adım atıp ondan sonra da hem ulusal hem de uluslararası çapta inşallah ses getirecek çalışmalar yapmayı istiyoruz. Artık şirketimiz içerisinde de tüm personelimizin yani birebir müşterilerimizle muhatap olan müşteri işlem yetkililerimizden en üst seviyedeki arkadaşlarımıza kadar da bu modeli içselleştirdiği devamlı bir iyileşme, mükemmelleşme çalışması içerisinde olduklarını da söyleyebiliriz. Aslında uzun bir yolculuk normalde baktığımızda ve bireyleri tek tek ilgilendiriyor. Sadece ana çerçeveyi çizdik, ona herkes uymaya gayret etsin değil. Herhalde bir anlayış meselesi, bir kültür meselesi. Kısaca siz bireyleri de dönüştürmeye gayret ediyorsunuz herhalde bu anlamda. Çok doğru söylüyorsunuz. Bu yani ödül sonundaki belki sembolik de olsa şirketleri sevindiren bir husus ama bu bir dönüşüm süreci bahsetmiş olduğunuz gibi. Bunun tüm şirket personeli tarafından içselleştirilmesi, şirketteki o süreçlere bunun adapte edilmesi esas önemli olan. Dolayısıyla bu zihniyet, bu dönüşüm kazanıldıktan sonra da çok daha rahat bir şekilde ödül alınsın ya da alınmasın, şirket prosedürlerinin kendiliğinden iyileştiğini, geliştiğini gördüğümüz uygulamalar mevcut. Benim gördüğüm kadarıyla tabii ki kurumsal anlamda bu süreçleri oturtmak çok önemli. Kolay da bir çalışma değil ama geri dönüşüm de çok önemli. Burada özellikle müşteriler tarafından sizin çalışmalarınıza, hizmetlerinize dair olumlu, olumsuz etkilerin yansıtılması bir tür tepki analizi anlamında elbette ki bana göre fayda sağlayacaktır. Bu anlamda bir ölçüm yapıyor musunuz? Süreçlerinize katkısı var mı? Bizim sektörümüzü bakanlık her sene bir puanlandırmaya tabi tutuyor ve yıllık olarak düzenlenen enerji sektörü toplantılarında, buluşmalarında da Sayın Bakanımızın katılmasıyla beraber bir nevi bizim şirketlerin karnesi sunuluyor. Biz bu karneyi beklemeden bu seneki çalışmalarımız kapsamında tüm müşterilerimizle de bir anket çalışmasına girdik. İki anket çalışmamız söz konusu. Bir tanesi sahada yüz yüze bir anket şirketiyle olan anlaşmamız kapsamında belirli bir örneklem üzerinden yüz yüze yapılan çalışmalar. İkincisi bizim için daha önemli. Müşterilerimiz müşteri işlem merkezlerinde işlem yaptıklarında ya da çağrı merkezimizle görüştüklerinde yani herhangi bir kanaldan bize ulaştıklarında işlemlerinin bitmesinin akabinde biz onlara bir SMS yolluyoruz. Bu SMS ile açılan linkte de çok kısa 3 soruluk bir anketimiz var. Hem müşteri işlem merkezindeki memnuniyetini, onunla ilgilenen yetkilimizin davranışlarını değerlendirdiği kısa bir anketimiz söz konusu. Buna da yine Mayıs ayında başlamıştık artık 3. ay içerisinde diyebiliriz. Dolayısıyla elimizde ciddi sayıda bir örneklem de oluşmuş durumda. Bazı noktalarda böyle tabletler üzerinden yapılan çalışmalar var ama onlar işte hem arka tarafta müşteri işlem yetkilisi oldu hem onun önünde belki basıldığı için çok sağlıklı sonuçlar da vermeyebiliyor. SMS'te çok iç rahatlığıyla müşterilerimizin hemen doldurması da söz konusu. Şu anki anket sonuçlarına göre %88'lik bir müşteri memnuniyeti durumu söz konusu. Bakanlığın yaptığı anketlerde de yine benzer oranlar vardı. Orada da %80 üzerinde bir memnuniyetle karşılaşmıştık. İki sonucun örtüşmesi de bizim açımızdan sevindirici. Kalan %12 için ne yapıyoruz? Orada sorun yaşamış müşteriler, bizi iyi puanlamayan müşterilerimiz hemen çağrı merkezimiz üzerinden aratarak hangi konuda sıkıntı yaşadığına dair daha detaylı bir bilgi ediniyoruz. Ondan sonrasında da süreçlerimizi iyileştirme manasında yapacağımız şeyler varsa hemen o konuda bir düzeltici önlem alıyoruz. Ya da müşteri işlem yetkilimizin tavrı noktasında bir sıkıntımız varsa ilgili arkadaşın uyarılması ile ilgili tedbirlerimiz var. Dolayısıyla oradaki hedefimiz inşallah kısa vadede 90'ın üzerine çıkıp orta vadede de %100'ler seviyesini yakalayacak aksiyonları gerçekleştirmek. Evet, çok bilimsel bir çalışma, hayli de iddialı. Bu konuda başarılar dileyelim size. Son dakikalarımıza girdik. Burada her kurumun özellikle de sizin gibi büyük kurumların sosyal sorumluluk çalışmaları, projeleri de var. 2018'in ortasına gelmişken özellikle bu yıla damgasını vuran çalışmalar neler oldu?
Evet, ekonomi ilgilendiren kısmıyla belki başlayacak olursak, bizi en çok sevindiren bölgeye, Bursa'ya katkı koyduğumuzu hissettiren konulardan bir tanesi, BTSO'nun vergi dairesiyle beraber düzenlemiş olduğu ödül töreninde hem kurumlar vergisi hem enerji sektörü açısından aldığımız ödüller. Onun inşallah sürekli olarak burada devam edeceğini umuyoruz. Onun dışında sporsal, kültürel ve eğitimsel aktivitelere önem veriyoruz. Faturalar bizim müşterilerle iletişim kurma noktasındaki önemli araçlarımızdan bir tanesi. Elektrik faturaları da her ay değişmesi vesilesiyle müşterilerimizde ilgi uyandıran bir konu. Bir telekom faturası, bir belki dijital TV faturası her ay sabit geldiği için çok bakılmasına gerek duyulmuyor ama insanlar elektrik faturasını her ay bir incelemeye tabi tutuyor. Bu noktada bizim kurumlardan bize gelen ya da bizim kurumlarla yaptığımız işbirliği çerçevesinde işte Kızılay'ın kana ihtiyacı olduğunda bu ihtiyacı belirten sloganları yayınlıyoruz. Emniyetin ya da işte kanserle ilgili derneklerin zaman zaman çeşitli mesajlarını iletmek durumunda oluyoruz. Bu noktada faturalar bizim bildirimlerimiz açısından önemli konulardan bir tanesi. Bursaspor'un uzun süredir destekçisiyiz. Kale yanındaki reklamlarımız yer alıyor zaten, seyircilerimiz de onları görmüşlerdir. Türkiye'nin Enerji Akademisi diye mühendislik öğrencilerine yönelik bir projemiz var. 3. ve 4. sınıf öğrencileri geçen sene 2500 tane öğrenci başvurmuştu. Bir online sistem üzerinden hem Boğaziçi Üniversitesi'nin hocaları hem bizim şirketimizin profesyonel yöneticileriyle birlikte bir dönemlik bir projeye dahil oluyorlar. Bu noktada da enerji sektörüne ilgi duyan yetişmiş elemanları kazanma noktasında da bizim açımızdan önemli bir proje. Limak Filarmoni Orkestrası var. Geçen sene Bursa'da konserimiz gerçekleşmişti. Yine şirketimizin Limak Enerji Engelsiz Korusu adında engelli hem vatandaşlarımızın hem şirketimiz çalışanlarının katıldığı bir sosyal projesi var. Bu tip noktalarda da o sosyal sorumluluk projelerine önem verip devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet, çok yönlü çalışmalarınız devam ediyor. Sonuçta vatandaşa hizmet götürüyorsunuz aynı anlamda. Değerli bilgiler paylaştınız Sayın Aytaç. Katılımınızdan ve verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunarım. Ben teşekkür ederim Feridun Bey, bizi burada ağırladığınız için. Evet, Ekodinamik'in bu haftalık sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.